Türk Dil Kurumu'nun kuruluşundan sonra başlattığı halk ağzından söz derleme çalışmalarına Mustafa Kemal Paşa'dan 216 kelime gönderildiğini biliyor muydunuz? Bu videomuzda Mustafa Kemal Paşa ağzı ile günlük hayatta kullanılan kelimeleri ele alacağız. 1933, 1934 ve 1952-1959 yılları arasında iki kez yapılan halk ağzından söz derleme çalışmalarına Mustafa Kemal Paşa ilçesinden 137'si at, 32'si sıfat, 41'i fiil, 5'i zarf, 1'i edat olmak üzere toplam 216 söz ile katkı sağlanmıştır. Gönderilen 216 sözün bazıları sıklıkla kullanılsa da bazıları unutulmaya yüz tutmuştur. İnsanın fiziki görünümü, davranışları, hal ve hareketleriyle ilgili bazı sözlere örnek vereceğiz. Acele etmek anlamında kullanılan alatlamak, Mustafa Kemal Paşa merkezden gönderilmiştir. Münasebetsiz, terbiyesiz, şımarık, arsız anlamına gelen bayın sözü Mustafa Kemal Paşa'dan gönderilmiştir. Bu sözü şu cümleyle ifade edebiliriz. Ne bayın çocuk, usludur bayınlama, kovalak, büyüklenen, tafra satan palavracı, yılışık yaramaz anlamına gelen mayık sözü de Demirdere köyünden gönderilmiştir. Oğaz adlı köyünden gönderilen korkak anlamına gelen söz, ödelek, palaçor sözü de ilçenin Minevis köyünden gönderilmiştir. Yırtık, pejmürde elbiseli kişiye söylenen bir söz. Yemek beğenmez kimseye timsirik, her yemekten tiksinen kimseye timsirikli. Sıklıkla duyabileceğiniz bir söz de yılgın sözüdür. Şaşı anlamına gelir, Demirdere köyünden gönderilmiştir. Koşmak, telaş ve acele ile yürümek anlamına gelen yelmek sözü Kestele köyünden gönderilmiştir. İnsanların yaptığı işlerle ilgili sözlere örnek verecek olursak, Mustafa Kemal Paşa ağzıyla şu sözler söylenir. Salgı, köy işlerinde harcanmak üzere toplanan para veya vergi. Eyner, tarlada orak biçen işçilerin başı. Yine sıklıkla kullanılan bir söz, gödek. Saçta pişirilen mayasız yufka bazlama. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa'da çocuğa kızan, çocuk kundağına ve çocuk bezine belek, şımarık, hırçın, atılgan, haylaz, atak, huysuz çocuğa çelet, sessiz, mahcup ve az konuşan çocuğa ısmık, zayıf, cılız çocuğa aydaş, el çırpmaya, alkışa, tapşin, omuz, omuz başına çin, şakağa tulup, burnun ucuna, burun deliklerine, geniz ve burun deliklerinin dışındaki çukurluklara kalak, saç örgüsüne şive, kısa pantolona porput denilmektedir. Günlük hayatta duyduğunuz Mustafa Kemal Paşa'nın kültürünü yansıtan sözlerin tamamını web sitemizde bulabilirsiniz.